Evet, programın başında da söylediğimiz gibi İran'ı su konuşacağız bugün ama sohbetimizin öncesinde etkinliğe dair görüntüleri izleyelim. Almadım da. Eşhedü enne Muhammeden Haliç Kongre merkezindeyiz. İdansı konuşacağız. İstanbul'un pek çok mekanına yayılmış durumda festival. O mekanlardan biri Haliç Kongre merkezi. Az sonra bir etkinlik başlayacak. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. 6. yıl 2007'den beri devam ediyor etkinlik. Bir dans festivali diye tanımlamak eksik kalır aslında. Evet. Biraz siz kapsamını anlatır mısınız? Dediğiniz gibi 6 yıldır gerçekleştirdiğimiz bir festival. 2006 yılından beri aslında... Daha doğrusu 6,5. Sürümü oluyor İdans'ı. İlki 2006 yılında uluslararası bir maraton programla İstanbul Reconnect adı altında başlamıştık. Yani biz 7. yılımızı yaşamaktayız. Hı hı. Ve dediğiniz gibi yine İdans yalnızca klasik anlamda bildiğimiz dans hareket içeren şeyler değil. Dansa belki de biraz daha metaforik, mecazi anlamda yaklaşan, duyguların, düşüncelerin koreografilerini de yansıtan... disiplinler arası veya post dramatik tiyatro diye adlandırabileceğimiz, tiyatro mu dans mı bazen jenerik olarak nasıl bir kategoriye koyacağımız tam olarak bilemediğimiz eserler de olabiliyor. Fotoğraf sergimiz var örneğin bu sene. Bu şey Peggy Kaplan adında bir Amerikalı, New York'ta yaşayan fotoğraf sanatçısı ki hikayesi ilginçtir onun. 60'lı yıllarda Robert Kolej'de İngilizce öğretmeniyken fotoğrafçılık dersi vermek durumunda kalmış ve o vesileyle fotoğrafçılık kariyerine başlamış. Zorluktan başlamış. Evet, ve analog fotoğraf çekmekte hala kendisi. Yaklaşık 40 yıllık kariyerinde Andy Warhol'dan tutup Joseph Beuys'a güncel görsel sanatçıların fotoğraflarını çekmekle beraber koreografların hani hareket eden, dans eden bedenleri de yüzlerini fotoğraflamayı seçmiş, portrelerini çekmiş ve çok iyi bir dans takipçisi dolayısıyla onun koreografların portreleri Bedenden Yüze adlı fotoğraf sergisi var ki o neredeyse bize çağdaş dansın tarihinde, 40 yıllık tarihinde analog bir yolculuğa çıkaran bir sergi. Haliç Kongre Merkezi'nde 9 Ekim'e kadar, ondan sonra Garaj İstanbul'da olacak. Festival pek çok mekanda, Haliç Kongre Merkezi'nde daha büyük prodüksiyonlar var. Her sene olduğu gibi bu sene de Garaj İstanbul'da bazı oyunlar var ve Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti'deki Şebnem Selaşık sahnesinde de bazı gösterilerimiz var. Uzun soluklu bir festival aslında. Bildiğim kadarıyla Ekim başında başladı ama Mayıs'a sarkıyor. Bu aralıkta hep etkinlikler olacak mı, yoksa bitecek, Mayıs'a tekrar mı başlayacak? Şöyle
Festival bizim için Eylül başında başladı. Ekim başında değil, İyi Kedi Sosyal Yaratıcılık Projesi. Bir Roger Titli, Güney Afrikalı animasyon sanatçısı Roger Titley'nin tasarladığı İstanbul'a has hayvanların, havasını suyunu paylaştığımız sokak hayvanlarının maketlerinden, hareketli heykel diye düşünebileceğimiz maketlerini İstanbul'un çeşitli mahallelerine gidilip bunlar yapılmaktaydı. Bu Eylül başından beri oldu. Ekim ayında yoğun bir programımız var, sahne gösterilerine ağırlıklı olmak üzere ve Mayıs ayında tekrar yoğunluklu bir program olacak. Hani sezonun açılışında ve kapanışına özellikle. Tabii ki ama arada kış ayları boyunca özel projeler ve etkinliklerle buluşabilecek İstanbul'da izleyici. Programın böyle uzaması, biraz yaygınlaşması özellikle bizim hedefimiz olan İstanbul'u izleyiciyi uluslararası alandaki en yenilikçi ve düşünmeye teşvik edici eserler sunmak. Tabii bu bir aya sığamıyordu. Gerçekten çok yoğun, çok yorucu bir program oluyordu. Ve bizim hedefimiz tabii biraz da dünyada olup bitenleri buradaki izleyiciye taşımak olduğu için sanırım İstanbullular için de daha kolay olacak. Bu festivalde görmeye en çok alıştığımız kedi figürü. Kediyle olan ilişkisinden de biraz bahsedelim mi? Evet. Şöyle, biz ilk festivalden beri mutlaka bir yerlerde tasarımlarımızda kedi kullanıyoruz. Bu kedinin dansla olan çok anlam, çok katmanlı ilişkisi gibi. Hem merak, hem her türlü zorluğa rağmen bir şekilde dört ayak üstüne düşme, yılmama, hani gerekirse çöpleri karıştırarak kendi bir kaynak yaratma gibi bir anlamı da var. Hani o çabukluk, çeviklik, hareketin elegansıyla ilişkili çağrışımları da var. Ve aynı zamanda bizler festivalin sahipleri, ev sahipleri diyelim olarak da kediciyiz, kedi severiz. Ve İstanbul'u herhalde çünkü oldukça iyi, güzel simgeleyen bir hayvan kedi. Ofisimizde de zaten laptopların üzerinde, orada burada her yerden kedi fışkırıyor ofisimize bir gün misafir olursanız. İnşallah. Biraz İpek Yolu'ndan da bahsetmek gerekiyor herhalde festivalde. Ki yeri, konumu nedir İpek Yolu kavramının? Evet. İpek Yolu'nu biz bir mecaz, bir metafor, bir nasıl diyeyim, bir güzergah olarak kendimize belirledik. Dansın ne kadar aslında evrensel bir şey olduğunu, yani ritüel olarak dans veya başka bir şey değil ama bir sanat formu olarak da dansın çok evrensel olduğunu, yalnızca batıya ait bir şey olmadığını, hatta 60'lı 70'li yıllarda çok deneysel çalışmaların, nasıl zen, minimalist çalışmaların nasıl zen budizmden etkilenmiş olduğunu hissettiren bazı çalışmalar var. Hindistan'dan Amerika'ya, Avrupa'nın en batısından Uzak Doğu'nun en doğusuna kadar yerlerden gelen koreograflar var. Mesela Saburo Teshigawara, Japonya'nın en önemli çağdaş dans sanatçısı. Yani kısa bir sürede, hani 80 günde devre alem derler ya, biz de birkaç gecede devre alem yaşatacağız sanıyorum. Çünkü nasıl Akash Odedra yarın akşam burada yine saat 8'de. Onun Hint dans disiplinlerinden, klasik Hint danslarından Kathak ve Bharatanatyam'a nasıl çağdaş bir yorum getirdiğini ne göreceğiz burada. O zaten başlı başına 6500 kilometrelik bir yolculuk olacak. Ki Kathak Kuzey Hindistan'dan çıkmış ama flamenko ile çok benzeşen bir şeydir. Hani o hareketin içinde bile o göçün, o yörüngenin, o dönüşümlerin izlerini sürmek mümkün. 3 star koreografın eserlerini icra edecek. Akram Khan, Russell Malefan ve Sidi Larbi Sharkoy'nin. Ve bir de kendi parçasından oluşan, 4 solodan oluşan bir dans akşamı olacak. Yükseliş, Rising adında bu program yarın akşam. Çarpıcı, evet, Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayın 9'undaki, 9 Ekim'de yine Haliç Kongre Merkezi'nde saat 8'de Japonyalı koreograf ve dansçı Saburo Teshigawara, yine kendisi kadar başarılı, bol ödüllü dansçı Rihoko Sato'yla bir düet çalışmasını, Saplantı adında bu, Obsession. Ve Endülüs Köpeği filminden yola çıkarak içsel çatışmaların nasıl bedende yaşandığını, biraz sinematografik özelliği ağır basan ilginç bir eser. Gençler, daha kariyerine yeni başlamış olan veya kariyerine, orta kariyerindeki sanatçılar diyebileceğimiz sanatçılar da mevcut programda. İki tane İdans'ın iki ortak yapımı var. Biz kendimizin de ortak yapımlarını dünya premieri olarak programlıyoruz bu festivalde. Bunlardan biri Biriken, Türkiye'li bir tiyatro kolektifi, Melis Tezkan ve Okan Urun.
13-14 Ekim'de Garaj İstanbul'da saat 8'de premierlerini yapacaklar bu oyunun. Bu oyunda da e-mail yazışmalarındaki konu başlığı gibi düşünürsek, hani yanıt, ileti, beraberce ölmek gibi belki çevirebileceğimiz bir oyun. Öbür ortak yapımımız da Anlin Axelsen, Norveçli bir sanatçı ve Adrian Minkovic, Arjantinli bir sanatçının beraber çalışması. Bu da tavla gibi kültürün mal olmuş, kültürün artık hani düşünmeden biz yapacağı hamleyi, bir sonraki hamleyi düşünmeksizin çayını içerken bir yandan da oynayabildiği otomatikleşmiş, bedenleşmiş davranışları inceledikleri bir çalışma yapıyorlar. Arjantin'deki Truco denen oyun ve Çin tavlasıyla ilgili bir belgesel çekimleri, bir film bölümü de var bu çalışmanın. Ardından da oyun kurallarını tamamen kendilerinin icat ettiği bir oyunu birebir seyirciyle oynamaya davet edecekler. Enteresan, değişik ve festival dışında çok da rastlama şansınız olmayan projeler gerçekten. Bu detayları herhalde gün gün, saat saat, nerede ne var internet sitenizde görebilirler. Onu da bir duyuralım isterseniz. İdans sitesi www.idansinfo, yani İdans İstanbul Dans der gibi düşünebiliriz bunu. İyi dans zannediyorlar. Bizde kötüsü yok diye ismi yapıyoruz ama idans.info. Ayrıntılı bilgi mevcut. Gerçekten mümkün olan en kapsamlı bilgiyi ve ayrıntılı fotoğraf veya ulaşılabilecek, okunabilecek başka kaynakları da koymaya çalışıyoruz web sitesine. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Az sonra gösteri başlayacak. Siz de gösteriye yetiştirelim. Tüm emeği geçenlere teşekkürler. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık.